sizlerle bir araya gelerek çifte bayram yapıyoruz. Biliyorsunuz Ocak ayında uzunca bir aranın ardından yine sizlerle hasret gidermiş, kucaklaşmıştık. Karşımdaki şu muhteşem tabloyu görünce ben inanıyorum ki 14 Mayıs'ı sizler silme götüreceksiniz AK Parti ile. Biz Denizli ziyaretimizden 10 gün sonra yaşadığımız 6 Şubat depremleri sebebiyle uzunca bir süre tüm dikkatimizi Maşallah. Vaktimizi, enerjimizi deprem yaralarının sarılmasına verdik. Bu arada altılı masa önce bölücü örgütün uzantısı partinin de katılımıyla yedili oldu. Sonra iki belediye başkanını da eklediler. Ne oldu? 9. Ya bunların yaptığı iş farklı bir şey. Epeyce bir kavga, dövüşün ardından nihayet Bay Bay Kemal'i aday olarak ilan etmeyi başardılar. Masanın adayının belli olmasıyla birlikte PKK ve FETÖ yöneticileri de tüm güçleriyle bu isme destek vermek için saklandıkları inlerinden başlarını çıkardılar. Nereden? Kandil'den. Kandil'den tehdide başladılar. Cudi'den, Gabar'dan, Tendürek'ten, Bester Deresi'nden. Zira artık İHA'larımızın, SİHA'larımızın, Akıncılarımızın onları o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Şimdi de zaten ne diyorlar? Ne yapacaklarmış? Geliyorlarmış. Gelince işte bu İHA'ları, SİHA'ları, Akıncıları filan bunları satacaklarmış. Ya sen kimsin? Neyi satıyorsun? Önce kendine gel. Çünkü bunların savunma sanayi diye bir derdi yok. İşte TCG Anadolu uçak gemimiz. Sarayburnu'nda 30 bini aşkın insan ziyaret etti. Herkes coşku içinde. Cumhurbaşkanına teşekkür ediyor. Savunma Bakanına teşekkür ediyor. Artık bize dünyada ilkler arasındayız diyor. Seviniyor. Mutluluğu var. Ama bu mutluluğa maalesef tahammül edemeyenler var. Amerika'dan Avrupa'ya, ülkemize ve milletimize diz çöktürmek için bekleyen emperyalistlerin tamamı da Bay Bay Kemal'in ve Yamalı Bohça ittifakının yanında saf tuttu. Biz ise her zamanki gibi Allah'a dayanarak, milletimize güvenerek, Cumhur İttifakı'ndaki hasbi ortaklığımıza inanarak yola revan olduk. Adaylığımızı zaten aylar öncesinden ilan etmiştik. Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde milletimizin gösterdiği teveccüh, istikametimizin doğruluğunun işaretidir. Tabii biz bazıları gibi yıkmaya değil, inşa etmeye geldiğimiz için milletimizin huzuruna elimiz boş çıkmadık. Cumhuriyetimizin yeni asrındaki
hayal ve hedeflerimizi önce Türkiye Yüzyılı Vizyonu başlığının altında topladık. Sonra da seçim beyannamemizde bu vizyonun ilk 5 yıldaki somut adımlarını sıraladık. Biz dersimizi iyi çalıştık. Burada seçim beyannamesi var. Burada da tüm teşkilatımıza gönderdiğim seçim beyannamemizin özeti var. Biz ders yapıyoruz. Çok çalıştık. İyi hazırlandık. Ve şimdi de inşallah 14 Mayıs'ta ben vatandaşlarımla birlikte bunları sandığa gömeceğiz. Tüm bu hazırlıkları yürütürken deprem bölgesini de asla ihmal etmedik. Bakanlarımız ilk günden beri gece gündüz sahalarda, biz de felaket gününden beri her ilimizi defalarca ziyaret ettik. Arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya, geçici barınma ve yardımdan kalıcı konutların temel atmalarına kadar çalışmaların her adımını bizzat yerinde gördük. Efendim, ben de sizi çok seviyorum. Amacımız 319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut yaparak depremde yıkılan şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldırmaktır. Devletimizin gücü, milletimizin dayanışmasıyla inşallah bu hedefe ulaşacağız. Depremin üzerinden henüz 2,5 ay bile geçmemişken inşallah bayramın ikinci günü yapımı tamamlanan ilk köy evlerini teslim edeceğiz. Ülke genelinde yürüteceğimiz afetlere dirençli şehirler projeleriyle ilgili hazırlıkları da hızla sürdürüyoruz. Bayram günü İstanbul'da bununla ilgili de bir müjdemiz olacak. Elbette ülkemizin önümüzdeki 5 yılıyla ilgili projelerimiz sadece deprem hazırlıklarından ibaret değil. Son 20 yılda ülkemizi asırlara bedel demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla tanıştırmış bir iktidarız. Hem demokrasimizi geliştirmeye hem yeni yatırımlarla kalkınmamızı hızlandırmaya yönelik pek çok projemiz seçim beyannamemizde var. Bugün sizlerle önümüzdeki dönem önceliklerimizin başına alacağımız aile kurumumuzun güçlendirilmesi ve gençlerimizin desteklenmesiyle ilgili bazı başlıklarımızı paylaşmak istiyorum. Bu ülkenin 85 milyon vatandaşı hangi kökenden, hangi inançtan, hangi meşrepten olursa olsun aynı büyük ailenin birer ferdidir.